Legend Football izleyenleri, ikinci bölümde yine beraberiz. O gün abi yine bize dolu dolu anılarıyla baş başa bırakacağız o gün abi. Evet o gün abi, söz sizde, kaldığımız Ondan yerden sonra devam edelim. eve geldim. Sırtlarda geldim şeye. Kabataş iskelesine. Oradan arabalı vapura biniyorduk. Üsküdar'a geçiyorduk. Sırtlarda geldim. Seyirciler cebimdeki paraları almışlar. Vapura bineceğim. Bir baktım para yok. Tamam mı? Neyse. Torpille bindik. Eve geldim. O zaman bu telefonlar yok. Evden telefon açıyoruz Amerika'ya. 8 saat fark var. Esincim dedim, ya ne rüya görüyorsun, helal olsun sana dedim. Ne oldu dedi, yendik dedim, ben attım ikinci golü dedim. Nasıl olur, seviniyor, bir göreceksin, şaşıracaksın. O da Fenerbahçe hastasıydı. Ve o şekilde gol Manchester maçını geçtik. Sonra ikinci senede bir Roman hocamız vardı. İsmi neydi? Pirkin'e miydi? Geldi Fenerbahçe'ye. Başkan. Tamam mı? Geldi Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe'li idareciler de sordu. Benden ne istiyorsunuz dedi. Takımın yaş ortalaması 33. 32. Can Bartu daha bırakmamış. Şampiyonluk istiyoruz dediler. Bak dedi, bu yaşlı takımı dedi, ben şampiyon yapacağım dedi. Hakikaten adam öyle bir taktik verdi ki 31 gol attık, 6 gol yedik, 7 puan farkla 2 puanlık şeyde şampiyon olduk. Ve Can Bartu işte orada bıraktı futbolu. Arkasından idareciler çağırdı Macar hocaya. Pupasandro değil, pardon. Neyse, aklıma gelir şimdi. Çağırdılar, mukavveleyi uzatalım dediler. Öyle bir karakterli oyuncu ki Nuvaylar, Datku var biliyorsun. Bakın dedi, ben dedi, Türkçe. Benim cebimde var dedi, 100 lira dedi, onu harcıyor dedi. Var 1000 lira dedi, onu harcıyor dedi. Var 100 bin lira dedi, onu harcıyor dedi. Ama dedi, cebimdeki 100 lirayı 100 bin lira yapmak için karakterimi böyle yapmam dedi. Hem de büyük para veriyor Fenerbahçe. Atladı gitti Romanya'ya. O adamın Fenerbahçe'deki şey ise, fakat başarı nereden geliyordu biliyor musunuz? Bütün eşlerimiz birbirinden arkadaştı. Daha da arkadaşlıkları devam ediyor. Arkadaşlarımız abi kardeş gibi devam ediyor. Her birimizin şeysinde hep bir araya gelirdik gecelerinde. Onların sayesinde daha da devam eden arkadaşlıklar var. O bakımdan mutlak surette takım içindeki arkadaşlığın pekişmesi lazım. Şimdi çok yabancı var. Çok yabancı olduğu için de bir sürü şeyler oluyor. Fakat son zamanlarda takım iyi olmaya başladı. Dikkat edersen Türk futbolcu çoğaldı. Türk futbolcu çoğaldı çünkü birbirlerine ne konuştuklarını biliyorlar. Yabancı olduğumu bilemiyorsun. Derken Can Bartu bıraktı. Benim 32 yaşım. Ben tabii doğruları söylüyorum diye o zaman yönetim şeye de girdim ben. Kulübe üye oldum. 1372 benim numaram. Eskilerdendim. Ondan sonra beni kadro harici bırakmak için malzeme arıyorlar. Yine Macar bir hoca, Teşka. Macar Teşka geldi. Biz ısınırken, koşarken ısınıyoruz ya, konuşurken yok palavra dedi bana. Meğerse konuşma demekmiş. Sensin palavra dedim. Tamam, beni kadro harici yaptı adam. Çünkü emir almış kadro harici. Ben de çıktım dışarı. Antrenmanlara bile almadılar beni. Ama antrenörü kursuna falan gittim geldim, İngiltere'den buradan aldım diplomaları. Öğrendiğim şeyler var. Aerobik kapasitemi geliştirmem lazımdı. Hanım arabam vardı bir tane. 60 model Ford. Onu alırdı. Binerdik Acıbadem Köprüsü'nden. Ben koşardım ta Bostanlı'ya kadar. Tünel'e kadar koşardım. Sonra atlardım arabaya, eve gelirdik, duş yapardık filan. Yani aerobik kapasitemi hep muhafaza ettim. Takım yeneye 4 tane gol yedi, elendi.
Seyirci ayağa kalktı o gün şeyde. Zannediyorlar ki ben hazır değilim. Ama ne yaptı? Kadroya aldılar beni, geldim. Ya Allah doğrulara yardım ediyor. Onu hep böyle mesaj vermek istiyorum. Zaten gazetede de bu mesajı verdim. Haramla işimiz yok. Helal para kazanmamız lazım. Çok çalışmamız lazım. Üretmemiz lazım. Ben de ürettim. İlk maçta Altınordu'ya golü attım. Ondan sonra gol kralı oldum, bıraktım. Evet abi. 70-71 sezonunda 16 golle gol kralı oldun ve futbolu bıraktın. Evet. Şimdi 16 golle o zaman gol kralı oluyorsunuz. Şimdi baktığımız zaman 23 maçta 16 gol attım. 23 maçta şimdi 36 yani eskiye tabii göre konuşuyorum son sezonu. Şimdi 40 hatta. Evet. Yani neydi burada bir kısırlık var. Defanslar mı çok kuvvetli yoksa i̇şte, forvetler mi? İşte başarısız? Bak ne oldu? Defansif oynadığımız için. Evet. Anladın mı? Kontra atak 4-3-3 sistemini yeni yaptık o gün. Abdullah, Yaşar. Üçümüz forvettik. Hatta bir Galatasaray maçı anlatayım. Galatasaray bizden daha üstüne oynuyor. Anladın mı? Bir kontratak yapıyoruz, ben gol atıyorum. Yine Galatasaray oynuyor. Bir kontratak yapıyoruz, Abdullah gol atıyor. Yine Galatasaray oynuyor, bak Yaşar gol atıyor. 3-0 bitti maç. Çıktık dışarı, Allah rahmet eylesin, Telat Özkaslı. Ya bu nasıl futbol Ergün'le Telat? Biz oynadık, siz attınız golleri. 3-0 galip geldik. Anlatabiliyor muyum? Onlarla dalga geçtik zaten şey yaptık. Onlar da rahmetli oldu hepsi. Anlatabiliyor muyum? Sonra ben 34 defa milli takımda oynamışım. Dünya şampiyonu olmuşuz. Jübile hakkım var benim. Bana jübile hakkımı kullandırmak için 7 Temmuz'u verdiler. Selim'in de jübile hakkı vardı. O da sezonun ilk başını verdiler. Selim izleyicilerle iyiydi. Benim çok iyi bir arkadaşım Selim, her zaman olduğu gibi. Herkes bana dedi ki ya Temmuz'da zaten 7 Temmuz'da sakın jübile yapma dedi. O sırada ben Romenlerle işte Luchescu'yla, Numaylerle anlaştım. Romen futbolcularla milli takımda oynamış arkadaşlarımı getirdim milli maça. Bizden Fenerbahçe'de karma maçı. Ve bir gün evvel çıktım piyasaya. Davetiye satacağım. Bir idareciye gitti. Hiç almadı bile bizim idarecilerden birisi. İndim Karaköy'e. Hammal. O gün abi ne var lan? Yarın akşam maçtayız. Seni seyretmeye geleceğiz. İnanır mısınız? 40 bin kişi geldi. 456 bin lira hasılat aldım ben, 456 bin lira. Muhteşem. 1971. Bütün Romenlerin hepsine birer altın yaptırdım 3'er bin liradan. Tamam mı? Daha da Luchescu söyler, benim karım taşıyor diye. Ve o parayla ben hayata atıldım. Ticarete atıldım. Fenerbahçeli olduğum için de ilk defa Özer Kanra'yla şeker fabrikalarının ihalesi var. Ona gireceğiz. İhale 24 bin tane işçi gömleğe. İhaleye girmek için ben tuttum. En ucuz kumaştan en pahalı kumaşa kadar 5 tane çeşit yaptım. Girdik ihaleye. Seçen sendikanın şeysi de hasta Fenerbahçeliymiş. Tamam mı? Beni görünce benim şeyi seçti. İlk defa, düşün bak, ticarete atılıyorum. İlk defa 24 bin tane kumaşın ihalesine Yahudilerin elinden aldım. O şekilde ticarete başladım. Bugün şimdi futbolculuk hayatında çok enteresan isimlerle birlikte oldum. Mesela Metin Oktay, Can Bartu, Lefter. Yani bunlarla mutlaka güzel anıların olmuştur. Tabii. Çok önemli şeyler yaşadınız. Siz o dönemlerde maçı oynardınız ama akşam beraber birlikte gidip bir yerlerde otururdunuz. Hava öyle bir motivasyon vardı, öyle bir hava vardı yani. Arkadaşlık falan çok üst düzeydeydi.
Yani onlarla ilgili güzel anılarından bir tanesini bize anlatır mısın? Anlatayım. Bak şimdi sana şunu söyleyeyim. Önce hem Fenerbahçe'ye hem Galatasaray'a hem Beşiktaş'a buradan seslenmek istiyorum. Birbirimize rakibiz ama birbirimizden kardeşiz. Metin Oktay diyorsun, şapka çıkartırım. Selahattin Beyazıt'ın yanında şapka çıkartırım. Süleyman Saban'ın zavallıda secdede dururum. Böyle bir insanlardı. Rakiplik vardı ama kardeşlik de vardı. Sanlı, Beşiktaş'ta, Yusuf, bunlar hepsi bizim kardeşlerimizdi. Anlatabiliyor muyum? Bu kardeşliği, Fener, Galatasaray, Beşiktaş arasındaki kardeşliği bozmamak lazım. Bozarsan o zaman Türk futbolu çok büyük yaralar alır. Onun için ben Metin Oktay özelliğiyle benim özelliğim ne biliyor musunuz? Bizi yetiştiren kim? Adnan Suvari. Adnan Suvari, nur içinde yatsın o da. İlk defa İngiltere'den geldi. Karşıyaka Kulübü'ne hoca oldu. Ondan evvel Yun Pamuk'ta Metin Oktay'ı yetiştirdi, Galatasaray'a verdi. Şut duvarıyla sarkaç top yaptı. Benim boyum 1.73. Bu kafa gollerimden ben gol kralı oldum. Onun sayesinde sarkaç topta Adnan abi bize çok şey öğretti. 5 tane lisan biliyordu. Onun için yani asla hiçbir zaman unutamam. Can Bartu'yu unutamam. Defter abi ne dedi bana biliyor musun? Atom forvet şey yaptıktan sonra. Ben dedi gönlüm rahat dedi. Şimdi dedi yerimi sana bırakıyorum dedi. Sen dedi her şeye layıksın dedi. Ve biz Defter abiye olan sevgimiz daha da en son eşi vefat ettiği zaman büyük adaya gittik. Cenazesinde bulunduk. Can Bartu'nun cenazesinde ve Metin abinin cenazesinde bulunduk. Yani bu şeylere çok çok yabancı sokmak takımlara yanlış. Bu kadar yabancı Türk futboluna sokarsan 84 milyon nüfuslu bir insanda gençlerimizin yolunu açmıyorsun. Gençlerimizin yolunu açmak için mutlak surette yabancı sayısını şimdi harekete geçtiler Nihat Özdemir. Bu seneden sonra çünkü ödenmiş paralar var birdenbire atamıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Şey yapacaklar, gelecekler. Yani şunu söylemek istiyorum. Fener, Galatasaray, Beşiktaş arasında hiçbir zaman düşmanlık olmadı. Buradan Galatasaray'ın başkanına uyarıyorum. Aklını başına alsın. Fenerbahçe'den düşman olmaz. Fenerbahçe kardeştir. Gitsin Selahattin Beyazıt hastadır. Bak hastalığını bile biliyoruz. Her cenazeye gelirdi Selahattin abi. Süleyman Sabah. Asla unutamayız. Hakkı Yeten unutamayız. Bunlar Gündüz Kılıç. Asla unutamayız. Metin Oktay, Turgay abi. Biz artık kardeş gibi büyüdük. Anlatabiliyor muyum? Onun için maçta çıkarsın. Her şey yaparsın. Maçta olur da. Maç bittikten sonra kardeş gibi geliriz. Beyoğlu'na çıkardık. Beyoğlu'nda dolaşırdık. Ergün Acuner'de falan. Anlatabiliyor muyum? Yani bu şeyi kaldırmak lazım. Ve şunu da söylemek istiyorum. Futbolcu kardeşlerime, oynayanlara futbolu bıraktığın zaman hayat bitmiyor. Eğer iyi bir maziye sahipsen bütün kapılar açılıyor. Ticaret hayatında çok yardım gördüm. Birisi beni dolandırdı 2 milyon dolar. Anladın mı? İzra iflas şeysine gittim ben. Concorde'da yaptım. Concorde'da yapmak kolay değildi. Concorde'da uzatmak demek borçları. Ve hakim Fenerbahçeliymiş benim adımı görünce butik o gün diye. Anladın mı? Sana dedi veriyorum sen namuslu adamsın dedi. Onun sayesinde ben 74 senesinde Concorde'da yaptım. Zamanımız da azalıyor. Bugüne dönsek. Bugünkü Fenerbahçe'yi, bugünkü futbolu nasıl değerlendiriyorsun, nasıl yorumluyorsun? Şimdi şunu söylemek istiyorum. Bir kere herkese şuradan seslenmek istiyorum. Fenerbahçe futbol kulübü değil. Fenerbahçe spor kulübü. Fenerbahçe'nin 8 tane branşta yaptığı mücadeleyi dünyada başka yapan takım yok bir kere. Unutabiliyor muyum? Ama futbolda yaptığı hatalar hakikaten çok.
Şu anda daha çok yaptı. Biraz şu anda biraz düzelir gibi oldu. Ama ne olacağını bekleyeceğiz, göreceğiz. Yani şunu seslenmek istiyorum. Bir kere altyapıya çok önem vermemiz lazım. İlk defa 84 senesinde ben kurdum altyapıyı. Futbol okulu, herkes güldü bana. Enayi misin sen diye. Ertuğrul Batur oradan oldu genç bir takıma. 6 tane genç bir takıma oyuncu verdik ama A takıma bir türlü alamadık. Anlatabiliyor muyum? Yani şunu söylemek istiyorum. Profesyonel işte mutlak surette uzmanlar idare edecek işi. Ama uzman deyip de futbol oynamış değil. Futbol oynayacak, teknik direktörlük diploması alacak, menajerlik diploması alacak. Bir de bugün futbolunda şunu şey yapıyorlar. Teknik, taktik, kondisyon. Eksiklik. Yalnız o değil. Psikolojik hayat, sosyal hayat. Bunları öğretmek lazım. Çünkü neden? Çok büyük paralar dönüyor. Eğer Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'taki futbolcuların aldığı transfere bak, çok büyük. Bugün Altınordu Spor Kulübü'nün altyapısını biz Futbol Adamları Derneği olarak kurduk. Tamam mı? O zaman Paşa vardı başkan. Ve Buca Spor'da kurduk. Buca Spor'da oyuncu yetişmeye başlayınca kahvede satmaya başladılar idareciler. Ne oldu? Salih'i Fenerbahçe'ye verdiler. Şu andaki Altın Ordu'nun başkanı Mehmet Bey. Ondan sonra o parayı aldı. 1 milyon 450 bin doları Buca Spor'a verdi. Altyapı olduğu gibi Altın Ordu'ya aldı. Ve Altın Ordu şimdi inan bana demir çelik fabrikasından kazanmadığı parayı futbolcu satarak kazanıyor. Ama oradaki eksiklik de tabii hocaları eğitim olarak eğitici, iyi eğitici fakat müsabakacı değil. Mutlak surette bugün Sergen başarılı oluyorsa başarısının en büyük nedeni müsabakaları, şampiyonlukları görmüştür, yaşamıştır. Aynı şekilde Fatih de aynı şekilde yaşamıştır. Anlatabiliyor muyum? Bunları mutlak Şenol Güneş, eğer Şenol Güneş başarılı oluyorsa hem eğitimi var hem de futbolun içinden gelme şeyler var. Bu şekilde yetiştirmemiz lazım. İnşallah spora daha çok değer verelim. Bugün benim torunum var 14 yaşında. Annesi şeye vermiş, baleye vermiş. Ben dedim voleybolcu ol. Bugün bayan takımı, ben hayranım Eda'na, kaptana. Bir bayan takımında kazanacak para 10 senede en aşağı 2 milyon dolar. Hangi işte kazanacak bir kız sözü? Kazanamaz. Onun için hem spor yaptırsınlar hem eğitim yaptırsınlar. Bugün abi şöyle bir şey sormak istiyorum sana. Ali Koç yönetiminde teknik direktörler değişti. En son büyük umutlarla gelen Erol Bulut gitti. Arka planda olan ve transferleri yaptığı söylenen Emre Belezoğlu geldi. Şimdi Emre Belezoğlu ile ilgili olarak şu anki takımın gidişatı. Bir de bir soru daha sormak istiyorum sana. Aziz Yıldırım dönemiyle Ali Koç dönemini de mukayese eder misin? Çünkü çok eleştiriler geliyor. Sosyal medyada olsun, yazılı basında olsun. Bunları rica edebilir miyim senden? Şimdi ilave edeceğim Ugün abi. 3 senede 50'ye yakın transfer yaptı Fenerbahçe toplamda. Tabii. Bunu da bir şekilde değerlendirir misin? Şimdi bakın şunu söyleyeyim. Bizim hayatımızda da transfer yapılan futbolcudan komisyon alınırdı. Gizli komisyonlar, idareciler alırdı. Bunları yaşadık, gördük biz. Anlatabiliyor muyum? Bu tip şeylerden kulüpleri kurtarmamız lazım. Kurtarmak için de ne yapmak lazım? Oyuncu takip etmek lazım. Bir kere eğitimli olması lazım. Bilgili olması lazım. Şimdi Ali Koç'a bakıyoruz. Ali Koç yanına aldığı bütün insanlara bakıyorum. Ben ticari hayatı da bildiğim için Ali Koç'tan menfaat almak isteyen bütün iş adamları Ali Koç'un şeyine girdi. 16 bin oy fark yaptı şeye. Aziz Yıldırım'a. 16 bin oy fark olur mu? Mümkün değil. 11 bin oy. 16 bin
oy aldı, 11 bin fark yaptı. Ha işte. Yani şunu söylemek istiyorum. Bu kadar oy farkı olur mu? Olmaz. İşte ne oluyor? Menfaatın girdiği yerde muhakkak her şey oluyor. Ama bu tip menfaatlar harama girer. Kul hakkı yiyorsun, Fenerbahçe'nin hakkını yiyorsun. Bunu Allah cezalandırıyor. Yani bunu yaşayarak görüyoruz. Bak 83 yaşına girdim ben. Ben görüyorum, yanlış yapan, anladın mı? Kul hakkı yiyenlerin hiçbirisinin sonunu iyi görmedim. Görmedim. Yapmayın, üretim yapın. Üretin, üretin. Zaten ürettiğin zaman para harcıyor musun sen? Harcamıyorsun. Bütün paralar kalıyor cebinde. Anlatabiliyor muyum? Bunu söylemek istiyoruz. Gazetede de bunu açıkladım, biliyorsun, en son bağladım. Yani ticaret, siyaset, spor yapmışız. Memleketimiz cennet. Bu memlekette, şimdi Cumhurbaşkanı, aslında Fenerbahçeli biliyorsunuz. Fenerbahçe 25 seneyi doldurduğu zaman, geldiği zaman geldi, bana nasıl sarılıyor? İlk defa, onu da söyleyeyim ben buradan, herkes bilsin. İlk defa Feytullah Gülen'in savaşını başlatan benim. Hatırlıyorsunuz. Beni ölümle tehdit ettiler. Oo, neler yaptılar. Öldürün beni diyorum. Korkmuyor musun? Korkmuyorum diyorum. Neden korkmuyorsun? Öldürün de diyorum, hanım şehit maaşı alsın diyorum. Allah rahmet eylesin. Yani kimin öleceği belli değil. Ama önce vatanımızı sevelim. Vatan. Dağlara yazıyorlar önce vatan diye. Neden yazıyorlar onu? İnsan yurt dışına bir yere gittiği zaman, şimdi Hakan şükür bir sürü şeyler atıyor internetten. Hakan, sana seslenmek istiyorum. Önce vatan. Vatandan önce hiçbir şey yok. Onu bil. Sakın bir şey yapma, vatanını unutma. Buradan sesleniyorum. Sonuna geldik Atilla Bey. Geldi. Ben hiç aslında programın sonuna gelmek istemiyorum. Daha bir sürü sorularımız vardı. Hepsini kendi cevapladı. Vallahi o gün abi biz sormadan sen cevapladın. Evet. Sanki yani arka arkaya bağladı. Arada sırada araya girmek zorunda kaldık. Ama kapanışı da yapıver artık. Legend Futbol o gün abiyle olan söyleşimizi, sohbetimizi burada bitiriyoruz. Hepinize teşekkür ederiz.